Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ne bağlı Çanakkale Savaşları Araştırma ve Tanıtma Topluluğu'yla Atatürk ve Çanakkale Savaşları'nı Araştırma Merkezi, Atatürk'ü Anma Haftası dolayısıyla Çanakkale'den Cumhuriyet'e Batmayan Güneş Mustafa Kemal Atatürk panelini gerçekleştirdi. Panele AÇASAM Başkanı Okutman Barış Borlat, Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Aşkın Koyuncu, Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Turhan Takaoğlu'yla öğrenciler katıldı. Panelde Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Mithat Atabay, 10 Kasım 1938'de Çanakkale konu başlığıyla bir sunum yaptı. Çanakkale Atatürk demektir diye ifade edilebilir. Çünkü Çanakkale'nin ismi geçtiğinde Atatürk birlikte geçmekte, Atatürk ismi geçtiğinde de Çanakkale birlikte söylenmektedir. Ama Atatürk'ün ismi geçtiği zaman da Türkiye Cumhuriyeti'nin ismi beraber geçer. O yüzden Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yolda Çanakkale birinci basamağı ya da birinci evreyi oluşturur. Bu bağlamda şunu özellikle ifade etmek gerekir ki Kasım ayı Çanakkale açısından ve Atatürk açısından çok önemli bir aydır. Çünkü Mustafa Kemal'in Anadolu'daki şehirlerde, İstanbul hariç olarak bunu dile getiriyorum, en erken geldiği şehir Çanakkale'dir. 25 Kasım 1912 tarihi ve bunun üzerinden 100 yılı aşkın bir zaman dilimi geçmiştir. Çanakkale Savaşları da yıldızı parlamıştır. Bu yıldızın parlamasının alt basamaklarını ya da alt verilerini Mustafa Kemal Balkan Savaşları sırasında burada yaptığı incelemelere, çalışmalara ve Gelibolu Yarımadası ile Çanakkale'nin savunması konusundaki etütlere bağlamak gerekir. O yüzden oldukça genç bir kişi olmasına rağmen kendisi Çanakkale Savaşları sırasında muharip olan 22 tane tümen komutanı içerisinden en öne çıkarak sıyrılmıştır. Ve bu sıyrılma daha sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin lideri olmasına giden süreci başlatmıştır. Bu bağlamda özellikle Gazi Mustafa Kemal hayatında Çanakkale'nin özel bir yeri olduğunu söylemek gerekir. Adeta Çanakkale ile Atatürk özdeşleşmiştir. Balkan Savaşları ile başlayan Atatürk ve Çanakkale arasındaki bağ, Çanakkale Savaşları ile zirveye çıkmış. Mustafa Kemal adı var ancak kendisi daha kurulma aşamasında olan, hatta tümenin nerede olduğu konusu bile meçhul olan bir ortamda tarih sahnesine ilk adımlarını atmış olacaktır. 19. Tümen Komutanı olduğunda Mustafa Kemal 34 yaşındadır. Ama biraz evvel de söylediğim gibi bu 19. Tümenin nerede olduğunu Osmanlı Genelkurmayı bile daha bilmemekteydi. Ama bu nerede olduğu bilinmeyen 19. Tümenin başına Mustafa Kemal geçtiğinde Çanakkale Savaşları'nın en şiddetli çarpışmalarının yapıldığı noktada ortaya çıkmış, tüm yurtta ve dünyada tanınmasını sağlamıştı. Peki Mustafa Kemal'in bu tanınmasını sağlayan unsur neydi? Buna birkaç cümleyle cevap vermeye çalışayım. Yarbay Mustafa Kemal yerine göre iyi bir biçimde işlev gören aklı, mantığı, uzak görüşü, becerisi, sabrı, tutkusu, iradesi, ölçülüğü, yasalcılığı, çalışkanlığı, korkusuzluğu, atılganlığı, yaşama bağlılığı, yenilikçiliği, özgürlükçülüğü ve tabii her şeyden önemlisi de etkili konuşma ve yazma ve inandırma yeteneği gibi birbiriyle tamamen çelişir görünen ama bir bütün olarak düşündüğümüz zaman bir arada güçlü bir kişiliğin hacını oluşturan doğal niteliklere sahipti. İşte bu nitelikler
Mustafa Kemal'i Mustafa Kemal yapmıştı. O nedenle onun formasyonu ve kariyeri, daha doğrusu toplum ve devlet içindeki yerini elde ettiği bilgi, görgü ve deneyimlerini kazanıp yaşantısı ile bu yaşantıyı yönlendiren ve etkileyen tarihsel ortam da onun ortaya çıkmasını sağlayan en önemli faktördür. Çanakkale Savaşları Mustafa Kemal'in yolunu ve yıldızını görmesini sağlamıştır. 5. Ordu Komutanlığı'nın ihtiyat birliği olan 19. Tümen, Mustafa Kemal'in biraz evvel belirttiğimiz özelliklerinden kaynaklanan öngörüsüyle bir anda kendini savaşın içinde buldu ve onun Conk Bayırı'nda düşmandan kaçan askerlere verdiği ünlü emri "Süngütak, yere yat" ile Çanakkale Savaşı daha baştan kazanılmıştır. Çanakkale Savaşları'nın bir başka yönü, Enver Paşa'nın Mustafa Kemal'le giriştiği liderlik yarışını kaybetmesi olmuştur. Mustafa Kemal, savaşın en can alıcı noktasında birden ortaya çıkıp en can alıcı başarılar kazanmış ve ordunun aşağı yukarı 12 tümenine albay olarak komuta yapma fırsatı bulmuştur. Başkomutan vekili Enver Paşa bu denli önemli bir başarının tadına varamamıştır hayatı boyunca. Enver Paşa liderlik mücadelesini Çanakkale Savaşları'nda Mustafa Kemal'e kaptırmıştır.